Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere kalecilerin oyunu yönlendirmesindeki etkin rolünü anlatmaya çalışacağım. Manchester city brentford maçındaki analizimiz. Burada gördüğünüz üzere kaleci vuruşu kullanılıyor ve kaleci vuruşu kullanıldığı anda önce buradaki oyuncunun offside'de olduğunu görüyoruz. Bu oyuncu öne doğru bir koşusu ve diğer oyuncunun da çapraz bir koşusu olacak. Top da orta sahanın çizgisinin üzerine düşüyor zaten. Bu noktalara düşüyor. Yani çalışılmış bir atak. Bu çapraz koşunun sebebi rakibi şaşırtmak stoperleri ki şaşırtıyorlar da. Öne doğru bir koşuyu gördüğümüzde ikili mücadele bir eşleşme söz konusu oluyor ve ardından diğer oyuncu bu sefer boşta kalıyor. Yakın çekim baktığımızda öne doğru koşusunu yaptı. Normalde bu oyuncu şu anda diğer oyuncu ile eşleşmiş durumda gösteriyor kendine. Ama onun öne doğru koşusu buradaki çapraz bir koşu Diğer oyuncu ile eşleşti. Bu sefer bu oyuncu boşta kaldı. Bu oyuncunun da çapraz bir koşusu oldu. Top da bu noktaya düştü zaten. Bu noktadan düşüp sektikten sonra kaleci ile karşı karşıya kalındı. İlk pozisyona ayrıntılı baktığımızda burada gördüğünüz üzere ikili bir mücadele oldu. Yani burada eşleşme böyleydi. Ardından çapraz koşuyu yaptıktan sonra eşleşme böyle oldu. Buradaki oyuncu da boşta kaldı. Çalışılmış bir atak olduğu gözüküyor antrenmanlarda. Bu şekilde de Brentford ee, Golünü atmış olduğu Manchester City karşısında. Burada da kalecilerin etkin rolünü görmüş olduk. Yani tek pasta attı. Bir öne doğru koştu. Diğerinin arkaya sarkması durumunda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve golü atmış oldu. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.